Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi şu an Retro Yıldızlar etkinliği başladı. Ben o gün paylaşım yapmadım, dedim biraz daha detaylı inceleyeyim ve bu konu hakkında detaylı bilgi edineyim ve ondan sonra paylaşayım dedim. Siz arkadaşlar şöyle burada bildiğiniz gibi paketlerimizi açacağız ve ayrıca arkadaşlar size tüyolar vereceğim. Şimdi öncelikle şu Retro Yıldızlar etkinliğine geçelim ve oradan size göstereyim. Şimdi şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar, 658 tane geri dönüş puanım var. Gerçekten aslında kasmak çok kolay. Sadece size gerekli olan burada arkadaşlar galibiyet almanız ve dayanıklılıklarınızın arkadaşlar çok olması. Bunlar olduğu sürece arkadaşlar buradan tabii ki geri dönüş puanlarını toplayabilirsiniz. Eğer şimdi şöyle dayanıklılığımızı nasıl çoğaltabiliriz diyorsanız ve takımları nasıl yenebiliriz diyorsanız hemen şimdi arkadaşlar ona geçelim. Şu an göstereyim. Şu an bildiğiniz gibi dayanıklılığını almanın en kolay yeri arkadaşlar seviye atlamaktır. Şu an gördüğünüz gibi ben seviye 31'deyim. Seviyede de arkadaşlar şurada beceri geliştiricilerden eğer atlayan becerileriniz varsa, hani etkilenen oyunculardan becerileriniz varsa onları geliştirin. Şu an benim yok. Ama yoksa da arkadaşlar şurada mesela burada bir tane varmış. Bunu bir seviye atlatalım. Eğer yoksa da arkadaşlar oradan boşta olan becerileri geliştirerek arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi XP'lerim artıyor. Yani seviye XP'm artıyor. Siz arkadaşlar şurada şöyle boşta olan dolu olanları artırın ve dayanıklılıklarınızı kasın. Eğer de arkadaşlar maçları da kazanmak istiyorsanız şu taktiği uygulayın ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an bana 85 gen yeterli oluyor. Çünkü bana biraz basit geliyor 85 gen gelenler. Şimdi şöyle göstereyim. Bu diziliş, yani baklava dizilişi arkadaşlar en ideal taktik. Şu an gördüğünüz gibi sol kanat ve sağ kanata çok düşük dereceli oyuncular koydum. Ve ayrıca arkadaşlar ileri hücumuma bakarsanız mesela Kaleon'la şöyle Isco'yu değiştireyim. Takımın geni fazla olmasın diye arkadaşlar bunların yerlerini değiştiriyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz mesela daha da düşürmek için mesela. Ben Arnautovic'i biraz daha geri çekersem, tabi bu şekilde oyuncuların yerlerini değiştirirsem takımımızın genini düşürebilirsiniz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece forvet, merkez orta saha, defansif ve bir tane stoper ve kaleciniz olduğu, yani 4 oyuncu olduğu sürece arkadaşlar tabii ki sol kanat ve sağ kanat olması lazım. Hatta 7 oyuncuyla beraber arkadaşlar gerçekten çok iyi galibiyetler alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem size arkadaşlar bu şekilde yapmanız. Bu şekilde yaparsanız gerçekten rakiplerinizi çok rahat yeniyorsunuz. Çünkü rakipleriniz defansınızda zorlanıyor, gol atamıyor. Benim tavsiyem dizilişinizi bu şekilde yapın. Tekrar şeye gelelim arkadaşlar. Retro Yıldızlar etkinliğine gelelim. Şimdi burada da önemli bir husus var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu 3 günde bir, şurada göstereyim. Şurası arkadaşlar 3 günde bir, şurası arkadaşlar 3 günde bir değişiyor. Şöyle diyeceğim. Şu an mesela bizim 658 tane geri dönüş puanımız var. Biz bunları vereceğiz ve şöhret puanları alacağız. Arkadaşlar 3 günde bir değiştiği için ortalama 9 kere bunu deneme şansımız var. Hepsini, eğer hepsini 175 puan çıkarabilirsek ortalama 9 oyuncu buradan alacağız. Ve cuma günleri de arkadaşlar şuradan bir tane 250 puan bize ver, 250 maksimum diyorum, yani 250'ye bir tane vereceği için 4 kere de öyle alsak arkadaşlar minimum 13 tane oyuncu alacağız. Tabi biz buradan arkadaşlar şöhret puanına çevirirken aynı zamanda da şuradaki puanları alabilirsek 1-2 tane veya birkaç tane alabilirsek tabii ki direkt buradan da oyuncu alabileceğiz. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu an günlük arkadaşlar, hatta şöyle diyeyim, haftalık ortalama 750 geri dönüş puanı kasarsanız size yetecektir. Fazlasına gerek yoktur. Hatta 800 yapın çünkü arada 1-2 gün oynuyor. O da 4 günde bir tekrar lazım olacak. Yani ortalama 800 tane geri dönüş puanı kasarsanız haftalık bu size yeterli olacaktır. Fazlasına zaten gerek yok. Şimdi bunun arkadaşlar bu etkinliğin bize başka ne faydası olur, şimdi size ben onları göstereceğim. Şu an bildiğiniz gibi ben hesabı yeni açtım ve karşı atak maçlarında ilerliyorum. Ama karşı atak maçlarında tabii ki ileri doğru gittikçe gelin düşük olduğu için zorlanıyorum. Ve mücadele liglerinde arkadaşlar tabii ki Ramos'u almaya çalışıyorum. Ama orada beni, bana bir şartı var, 250 tane karşı atak maçı istiyor. Ben de bu etkinlik gerçekten bana çok iyi oldu. Ve bildiğiniz gibi 10.000 gol atarsanız da arkadaşlar aynı zamanda Mbappe'yi alabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi ben arkadaşlar toplamda 2502 gözüküyor ama daha da fazla olabilir. Şimdi ödüllerimizi alalım, göreceğiz onları ne kadar attığımı. Burada golleri attığınız arkadaşlar aynı zamanda da 10.000'e doğru yaklaşıyorsunuz 10.000 gole doğru. Şu an gördüğünüz gibi 3094 tane gol atmışım.
ve hesap seviyemi de yüksektim. Bu arada ROL'e de aralım arkadaşlar kadromuza. Ve dediğim gibi karşı atak 250 maçı da buradan yaparak tabii ki tamamlayabilirsiniz. Gerçekten bu etkinlik hani bu işe çok yaradı diyebilirim. Daha doğrusu benim işime yaradı. Şu an gördüğünüz gibi 200 karşı atak maçı oynamışım. Bu daha da fazla olabilir. Şu an burada sabit kalmış. Alalım ödüllerimizi ve bakalım kaç tane toplam karşı atak maçı oynadık. Şu an 228 tane karşı atak galibiyetimiz varmış arkadaşlar. Yani 22 tane daha galibiyet aldığımızda mücadeleliklerinin hepsini ben oynayabileceğim. Şimdi şöyle gelelim yine tekrar buraya. Buradan da arkadaşlar tekrar ediyorum hani haftalık 750 tane yani 800 tane daha doğrusu haftalık 800 tane geri dönüş puanı biriktirdiğinizde size yeterli olacaktır. Şimdi paketlere göz atalım ve buradaki en avantajlı paketler hangisi size söyleyeceğim. Şu an tabii ki sizin burada hangi oyuncuya ihtiyacınız varsa onları alabilirsiniz. O pakete yönelebilirsiniz. Ama tavsiyem arkadaşlar şu an mesela benim favori 2 tane paketim var. Onları da söyleyeceğim. Bu donduran futbol paketlerini pek tercih etmiyorum. Çünkü 80 dereceli bir oyuncu çıkarsa gerçekten sizin için çok üzücü olabilir. Şu an arkadaşlar favori paketlerimden şu an bu da değil arkadaşlar. Birincisini göstereceğim. Birazdan daha gelmedik. Şu an karnaval paketini görüyoruz. Tabii ki sizin burada istediğiniz oyuncular olabilir. Siz onları da alabilirsiniz. Tamamen bu size kalmış bir şey. Ama oyuncuların genleri düşük olduğu için ben pek tavsiye etmiyorum. Aslında burada arkadaşlar devrin sonunda paketi yani devrin sonu teklifleri de çok iyi, cazip. Tabii ki Kaka, Pirlo, Kerik, Toure bunlar Mertes Aker gelirse çok iyi sayılır. Yeni ay yılı paketinde de arkadaşlar ben açıkçası pek tavsiye etmiyorum. Hatta hiç bulaşmayın. Arkadaşlar benim birinci favori paketim tabii ki Paskalya. Çünkü şu an görüyorsunuz belki buradaki oyuncular sizin için pek önemi yok. Ama mesela 99'luk bir Florenzi sağ bek gerçekten çok iyi. Ve arkadaşlar burada minimum çıkacak oyuncu 87 genli bir oyuncu olacağı için gerçekten bence en başta birinci favori paketim Paskalya paketi arkadaşlar. İkincisi de arkadaşlar tabii ki toz paketi. Burada da arkadaşlar minimum 86 dereceli bir oyuncu çıkıyor. Ve ben buradan paket açmayı düşünüyorum. 250 tane şöhret puanı vererek buradan açmayı düşünüyorum. Çünkü Salah'ı istiyorum gerçekten veya Depay da olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi sol kanat oyuncum çok iyi değil. Sağ kanatta da aslında Kalyon'um var ama Salah'ı arkadaşlar gerçekten bence oyundaki en iyi sağ kanat oyuncusu. Onu almayı düşünüyorum. Siz tabii ki size orada hangi oyuncu lazımsa onu alabilirsiniz. Veya üçüncü favorimde diyebileceğim yine karşı atak paketi arkadaşlar. Tamamen bu size kalmış bir şey. Benim tavsiyem arkadaşlar ilk Paskalya ve toz paketleri ağırlık vermenizdir. Tosta da arkadaşlar ona da 250 istiyor. Tabii bu size kalmış bir şey. Şimdi buradan önce yavaş yavaş geri dönüş puanlarımızı verip şöhret puanlarımızı alalım. Bu arada arkadaşlar eğer buradan size çıkan oyuncuları beğenmezseniz buradan da bunu ben tam olarak çözemedim ama buradan da o oyuncu arkadaşları veriyorsunuz ve acaba 500 tane şöhret puanı mı alıyorsunuz tam onu ben çözemedim. 500 tane şöhret puanı alıyorsanız gerçekten bir oyuncu verip 500 tane şöhret puanı almak çok mantıklı. Çünkü buradan 2 kere daha paket açabilirsiniz. Sürekli döndürdüğünüzde bayağı bir karlı iş oluyor. Bunu tam emin değilim. Acaba buradaki bu KKG puanına mı gidiyor orası? Tam onu bilmiyorum. Ama şöhret puanı veriyorsa arkadaşlar eğer 87'lik 86'lık falan oyuncu gelirse kesinlikle burada takasta kullanın ve gitsin. Tabii ki 500 şöhret puanı veriyorsa. Şimdi paketimizi açalım. 658 tane ama bizim maksimum burada arkadaşlar. Tabii ki 250 tane açabileceğiz. İlk paketimizi açalım ama şunlardan nadirlerden yani şu puanlardan da çıkarsa gerçekten çok süper olacak. Bakalım ilk paketimizde bize kaç puan verecek şöhret puanı. Bakalım XP'mizi aldık. 80 tane. Gerçekten açılışı çok mükemmel yaptık. 80 tane XP. Eğer arkadaşlar 250 tane şöhret puanı yaparsak oradan toz paketini açacağız. Buna emin olabilirsiniz. Şu an gayet iyi başladık. Bu şekil gidersek gerçekten mükemmel olacak. Devam ediyoruz. İkinci paketimizi açıyoruz. Hemen bakalım. 20-25 bin XP'mizi aldık. Ve 25 tane verdi. Şu an biraz durağan geçti. Zaten büyük ihtimal herkese minimum 25 tane veriyor. Hemen üçüncü paketimize geçiyorum. Şu an videoyu arkadaşlar kesintisiz bir şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde kesinti yok. Şu an gördüğünüz gibi üçüncü
Üçüncü, evet. Şimdi arkadaşlar bize buradan büyük ihtimal bir tane bu alttaki puanlardan biri geldi. Şu an çünkü iki tane var. Bir tanesi bunların şöhret puanı, diğeri de arkadaşlar o bir puan geliyor. Ve gerçekten eğer 250 puanı tamamlarsak toplam buradan iki tane oyuncu alabileceğiz. Yavaş yavaş açalım. 25 şöhret puanı verdi ve arkadaşlar evet şu an görüyorsunuz gerçekten istediğim eğer oradan çıkarabilirsek Toure'yi, Pirlo'yu, Kaka hatta arkadaşlar özellikle Kaka'yı gerçekten bu çok iyi olacak. Bunu bir köşeye koyduk. Bu cepte arkadaşlar kesinlikle bir tane oyuncu alabileceğiz şu an. Onun sözünü veriyorum size. Tabii ki burada 250'yi tamamlamamız lazım. Bir tane daha en kötü 80 çıkarmamız lazım. Hadi bakalım. Açalım. 50 puan geldi arkadaşlar. 180. Şu an bize lazım olan arkadaşlar 80 puan. Yani minimum artık 80 puan lazım. Gerçekten 80 puanı çıkarabilirsek buradan oyuncumuzu alacağız ve eğer istediğimiz oyuncuysa güzelce kadromuza onu koyacağız. Ben hala o bir devrin sonu oyuncusu. Bakalım kim olacak? Çünkü bir devrin sonu puanı geldi bize bir tane. Son paketimizi de açıyoruz arkadaşlar. Bir tane geldi. İki tane olsaydı gerçekten süper olacaktı. Lütfen 80 puan olsun ve buradan iki paket açarak videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hep beraber 50 puan geldi arkadaşlar. 230 da kaldı. Gerçekten gelseydi eğer paketimizi buradan açacaktık. Şu an gördüğünüz gibi bitti. Ama açıkçası 1 milyon FIFA points'imi de verip arkadaşlar heba etmek istemiyorum. Gerçekten değmez. Çünkü zaten bizim puanlarımız var. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. Buradan bakayım açabileceğimiz paket var mı? Buna şu an gerek var mı arkadaşlar? Totti aslında açabilirim. Totti'de de aslında güzel oyuncular var ama şu 85'lik oyuncular beni açıkçası pek şey yapmıyor. Ama buradan şöyle yapacağız arkadaşlar. Sizin için gerçekten bu paketi açacağım. Totti tekliflerini açacağım. Çünkü buradaki oyuncuların hepsi gayet kullanılabilir oyuncular. Özellikle arkadaşlar şu an bana şuradan mesela kaleciyi isterim arkadaşlar. Gerçekten ağırlık verdim ve stoper Ramos'u bir daha İspanya Ligi'ni kasmama gerek yok. Şu an Sanchez'i de isterim. Sizin için arkadaşlar buradan Totti teklifini değerlendiriyorum ve Totti teklifini açıyorum arkadaşlar. Bakalım bize buradan kim gelecek ve ondan sonra da arkadaşlar bir devrin sonu paketini açacağız. Gerçekten oradan Kaka'yı çıkarırsak müthiş olacak. Şimdi hep beraber Totti teklifini açalım. Bakalım bize kimi verecek. Evet, iki tane oyuncu veriyor. Mbappé'yi verdi arkadaşlar sağ kanat. Sağ kanatta da şu an benim pek kullanacağım bir oyuncu değil. Hatta arkadaşlar şu an büyük ihtimal 3 tane oyuncu çıkarabileceğiz. Gerçekten müthiş. 3 tane daha oyuncu toplam. Mbappé ile beraber 3 oyuncu çıkaracağız. İkinci oyuncumuz arkadaşlar Koulibaly stoper. Evet, üçüncü oyuncumuza geldi. Arkadaşlar lütfen DG olsun. Ve arkadaşlar Dani Alves. Arkadaşlar gerçekten müthiş bir paket açtık. Değdi şu an açıkçası 175 bin şöhret puanına. Şu an gördüğünüz gibi şu an şansımız gayet yanımızda gidiyor. Artı arkadaşlar bir devrin sonu paketi daha var. Unutmayın. Şu an Dani Alves'i aldık. Gerçekten bu müthiş oldu. Şimdi bir devrin sonu paketine gideceğiz. Şu an gördüğünüz gibi takımı güncelleştir diyor. Şimdi arkadaşlar bir devrin sonu paketine gelelim. Çünkü burada bir puan almıştık. Gerçekten şanslı bir günümüzdeyiz. İyi ki acele etmedik. İyi ki bekledik. İyi ki değerlendirdik. Şimdi bir devrin sonu paketini açacağız. Eğer buradan da Kaka çıkarsa bence çok süper bir iş yapmış olacağız. Ve arkadaşlar lütfen bu videoyu da like'lara atmayı unutmayınız. Kaka çıkarsa arkadaşlar lütfen kanalıma da abone olmanızı bekliyorum sizleri. Sizin destekleriniz benim için önemli. Paketimizi de açtık. Gayet şu an ballı bir şekilde gidiyoruz. Bakalım buradan toplam kaç oyuncu alabileceğiz. Evet arkadaşlar buradan da 3 tane oyuncu çıkaracağız. Toplamda şu an gördüğünüz gibi 6 tane oyuncu çıkarmış olacağız. Şu an Lucarelli'yi çıkardık 85'lik. Arkadaşlar içimden bir ses Kaka gelecek diyor. Gerçekten Prieto şu an bizim pek işimize yaramaz. Lütfen Kaka olursa arkadaşlar like'larınızı unutmayın. Ve eğer halen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz. Bu tarz videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar açıyorum.
Kaka olsun o da. Evet arkadaşlar, kaka geldi. Gerçekten içimize doğdu ve kakayı aldık arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir paket açtık. Bunu ben bekliyordum arkadaşlar. Şu an bak söylüyorum, video gerçekten kesintisiz bir şekilde yapıyorum. Kesinlikle sonradan ekleme yapmadık. Bir totem yaptık ve kakayı aldık arkadaşlar. Gerçekten çok müthiş oldu. Şu an bizim buradaki şu anki etkinliğimiz bitti. Biz 3 gün sonra bekleyeceğiz arkadaşlar ve bakalım 3 gün sonra hangi oyuncuları çıkaracağız. Bunların da videolarını yayınlayacağım. Dediğim gibi bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açınız. Ve kakayı çıkarırsak sizden like'ları bekliyorum demiştim. Lütfen like'larınızı da unutmayınız arkadaşlar. Şu an kadromuzu düzenleyelim bakalım. Ortalama kaçken olmuşuz. Tabii ki dizilişleri de değiştireceğiz bu arada. Şimdi arkadaşlar ortalama, evet. Şunu dizilişi değiştirelim bakalım, en yüksek diziliş. Büyük ihtimal 4'lü defansa geçmemiz lazım. Şuradan dizilişi değiştiremiyor şu an arkadaşlar. Oyun tamamen dondu. Neyse arkadaşlar, bunları biz düzenlemeleri yaparız sonra. Dediğim gibi şu an paketleri değerlendirin. Şu an zaten maksimum 90. Şöyle yapalım. Kakayı kullanalım çünkü 4-3 atak yapalım ve kakamızı kullanalım. Aldığımıza kakamız değsin. Şu an gördüğünüz gibi yine 90 yedigen olduk. Ama şu an kakayı ekranda görüyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar müthiş duruyor. Ve Dani Alves ile birlikte kadromuz gayet şık oldu şu an. Tekrar arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.